Number One TV'de Star Zone devam ediyor. Bülent de kendi bukletine bakıyor değil mi? Orada hemen şeye bakıyor. Evet evet. Eğer müsaade edersen hemen söylemek isterim. Mesela Zerrin Özer, Yıldız Tilbe, Fatih Yürek bunlar benim albümüme bazen gelip vokalleriyle bazen de manevi destekleriyle albüme katkıları olan insanlar. Ya, aynen Zerrin Özer, Yıldız Tilbe, Fatih Yürek, Nazan Öncel. Biliyor musun ki Nazan Öncel yani bu albümün ilk kayıtları Nazan Öncel'in evinde stüdyosunda başladı. Aa, ne kadar güzel. Bana bir şarkı verdi Nazan Hanım. Ben babamın oğluyum isimli bir şarkı. Neyse gittik okuduk filan. Kuruçeşme'de oturuyordu o zaman. Çok cici bir ev var böyle dört katlı. O evde oturduk, bir gece kayıda girdik filan. Tabii günlerce çalıştık ama o bir gece kayıt. Şimdi okudum. Güzel de oldu ama şimdi dedim ki Nazan Hanımcığım ben size bir şey söyleyeceğim ama dedim sakın yanlış anlamayın. Nedir dedi. Oğlu da Amerika'da. Sürekli Amerika'dan oğlu arıyor, konuşuyorlar filan. Biraz kafası da dağınık. Nazan Hanım dedim ya ben hani şarkınız çok güzel. Siz o mesela vokale girdi. Yani o kadar güzel oldu ki şarkı. Eşi var Akşit Bey yardımcı oluyor ama dedim Nazan Hanım şarkı çok güzel, hani kaydımız güzel oldu ama ben bir programa çıktığımda bu şarkıyı nasıl dedim satacağım? Yani üzerime bu gömleği nasıl giyeceğim? Mesela şarkının adı nedir? Ben babamın oğluyum. Ama ben babamın oğlu değilim yani. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Hani kıyafetimle, tarzımla ben babamın oğlu değilim yani. Doğru, bravo. Yani dedim ki ben bunu üzerime taşıyamayacağım. Filan o da aa saçmalama sen taşırsın filan. Sonra bir gün sonra beni aradı Nazan Hanım. Sen galiba haklısın çok dedi. Çok haklısın. İlk bakışta da anladım. Aynen ama mesela beni küçük görene bakın zurna. Yani benim ya, şarkım. Mükemmel. Benim şarkım yani o yüzden o şarkı üzerime oturdu. Tam ya giymişsin artık bugün evet, değil mi? Çok anladın güzel mı? Bir şarkı ya. Hani beni anladığına sevindim yani öyleydi. Tabii. Sonra o şarkı yerine başka şeyler konuştuk filan. Nazan Hanım'la öyle bir öncemiz vardı. Evini. Kapısını ve stüdyosunu bana açmıştır. O yüzden çok geçmişte de kalsa Nazan Hanımcığım teşekkür ediyorum ilginize. Ondan sonra diğer isimden hemen geçeyim müsaadenle. Murat Başaran bana hem bir şarkı verdi ücretsiz hem de bana vokal yaptı sağ olsun. Çok büyük yardım oldu. Lara senin de beğendiğin süper, o şarkının süper. Çok güzel vokallerini çok güzel yaptı. Eksik güzel olmasın. Demet Akalın, Ferhat Göçer bana manevi desteklerini hiç esirgemediler. Ben de onların izniyle teşekkürlerimi yazdım buraya. Aysel Gürel, Aysel'cim vefat etmeden önce çok isterdim albümü göstermek. Çünkü tam onun stili bir albüm bu. Değil mi? Tam. Belki de bir resmi bile olur. Yani mesela şu kapağı, beraber. Şu kapağı gördüğünde diyecekti ki bana işte Bülent, bu sensin. Kesin. Bana diyecekti. O yüzden Aysel'cime de teşekkürümü yazdım ama ne yazık ki vefatından sonra. Murat Güneş, Güven Baran, Yakup Ekin, Onur Cumalıoğlu, Aydın Sarman, albümün aranjörü tamamen. Birçok isim sadece çok bu albümde gerçekten... Ya. Evet, Emirkan, Sezar, Betül Demir. Yani bütün solist arkadaşlar bana bazen vokalleriyle bazen şarkı armağan ederek. Betül Demir'in de şeyde değil mi vokali vardı? Zurna'da vardı. Zurna'da yani. Evet, Zurna'da. Sesi zaten kulağıma hemen çalındı hemen bir baktım Betül Demir. Ya özellikle aslında sesini kısmadık. Aslında ben önce bazı nedenlerden ötürü albümünden çıkmasını istiyordum. Ama sonra plakçım ve daha doğrusu basın danışmanım ve yapımcım çok yakışıyor buraya dediler. O zaman kalsın dedim. Yoksa başkası olacaktı oraya ama neyse kaldı. Neyse artık olsun çok güzel bir ama şey. Renk gerçekten renk, albümde çok herkes birer renk. Çok güzel ya bu tarz insanlarla çalışmış olmanda ne mutlu sana daha ilk albümde. Evet. Ve yani yeni adım atıyorsun. Bana kalsaydı yani aslında daha doğrusu insanların sözünde dursaydı. Daha bu albüm kimler eklenecekti de. Ya kimsenin olsun. Kapısında yatmak istemedim biliyor musun? Kalan sağlar bizimdir. Aynen yani. Öyle. Hiç kafana takmıyor. Ha, yok taktığım bir şey yok yani. Ya. Ama şey ister böyle egosu yüksek sanatçılar. Bana çok ihtimam göster sana yardım edeyim. Ben de bunu yapmak istemedim. Kesinlikle. Zaten yaptığım yeterli bana. İyisin zaten. Aynen öyle kesin kimseye vallahım yok. Yani karnımı kimse doyurmuyor. Bravo. Aynı evet. Fikirdeyim sana %100. Neyse. Peki devam edeceğiz biraz sonra. Tamam edelim çok şimdi, keyifli. Evet çok sağ ol ya senden olmak burada gerçekten keyifli değil mi? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ömürcan şimdi sıradaki videonun sahibi Zır Deli parçasının ismi. Süper. İzleyelim. Ömürcan. Ömürcan evet. Tamam. Bizlere videosunu göndermiş. Peki hemen ardından Bülent'le buradayız.